Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında, tam ölçülü güzel bir şeftali reçeli yapalım istedim. Sezonu bitmeden bu tarifi de mutlaka yapın, kış için hazırlayın derim. Ben 1,5 kilogram şeftaliden hazırladım. Miktarı arttırıp azaltabilirsiniz. Şeftalilerin sert olmasına dikkat edin. Yoksa reçeliniz ezilebilir. Sert şeftali kullanalım. Şeftalileri önceden güzelce yıkamıştım ve hızlıca kabuklarını soyuyorum. Çürük yerleri varsa atmayı unutmayın. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirim zilini de açmayı unutmayınız. Tüm şeftalilerin kabuklarını soyduktan sonra ortadaki çekirdeğini çıkartalım. Bu arada şeftali kabuklarını da atmayıp bir tencerede kaynatın. Üzerine geçecek kadar su ekleyin ve toz şekerle birlikte kaynatıp meyve suyu yapıp içebilirsiniz. İçerisine birkaç meyve ilavesiyle de gayet güzel lezzetli bir şeftali suyu oluyor. Şeftalilerin ortasını çıkardıktan sonra küpler halinde doğradım. Arzu ettiğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğramayı tercih ettim. Şimdi genişçe bir tencerenin içerisine bütün şeftalilerimi koyuyorum. Ve üzerine 200 milimlik bardakla toz şeker ölçüyorum. Toplamda 3 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. 1,5 kilogramlık şeftali için 3 su bardağı toz şeker ilave ettim. Sizler daha fazla veya daha az yapmak isterseniz her yarım kilogram şeftali için 1 su bardağı toz şeker ekleyip o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şeker ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıp 4 saat boyunca odasında beklettim. Şekerler artık erimişti. Şeftaliler suyunu salmıştı. Bu aşamada şöyle 1-2 tur karıştırıp ocağımın altını açıp şeftali reçelimi yapmaya başlıyorum. Orta ateşte kaynatmaya başlıyorum. Kaynamaya başladıkça üzerinde köpükler oluşacaktır. Köpükleri alalım. Şeftali reçelini de ara ara karıştıralım. Şöyle köpük kısmını alıp atalım. Bu köpükleri almazsak şeftali reçelimiz berrak olmaz. Biraz daha mat renkli olur. O yüzden üzerindeki köpük kısmını tamamen almaya gayret edelim. Bu arada hemen limon suyunu da sıkıyorum. 8-10 damla kadar limon sıktım. Reçelimi tekrar karıştırıp ortalama 20-25 dakika boyunca kaynatacağım. Orta ateşte kaynatıyorum. Ara ara reçelinizin kıvamını kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde durağan bir şekilde ise reçelinizin kıvamı artık kavanozlara sıcakken paylaştırabilirsiniz. Su gibi akışkan bir kıvamdaysa biraz daha kaynatmaya devam etmelisiniz. Kavanozlara doldurup kapağını sımsıkı olacak şekilde kapatıyorum. Sıcakken doldurduğumuz için kavanozumuz biraz sıcak. O yüzden bir bez yardımıyla sıkıca kapatalım ve ters çevirelim. Mutlaka yeni kapak kullanın. Kavanozunuz bir gece boyunca ters beklesin. Ertesi gün güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Açtığınız reçelleri buzdolabında muhafaza etmelisiniz. 1,5 kilogram şeftaliden bir tane yarım kiloluk kavanoz dolduracak kadar bir tane de bir kaseyi dolduracak kadar şeftali reçelim çıktı. Kavanozu doldurmadığı için ağzını kapatmayıp onu günlük yemeği tercih ettim. Sizler için de kıvamını bu şekilde göstermek istiyorum. Oldukça lezzetliydi. Tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.